çözüm tercih zamanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, CNN Türk ekranlarından tercih zamanının bu bölümünde Ankara'ya uzanacağız. Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cem Harun Meydan konuğumuz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Ankara nasıl? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ankara da çok güzel. Havalar biraz sıcak. Bu aralar siz de tahmin ediyorum aynısını yaşıyorsunuz İstanbul'da. Doğru. Doğru hocam. O zaman vakit kaybetmeden ilk sorumu yönlendiriyorum. Ankara Bilim Üniversitesi'ni tanıyalım. İmkanları nelerdir? Tabii. Öncelikle Ankara Bilim Üniversitesi adına beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii sonuçların da tüm adaylara hayırlı olmasını diliyorum. Ankara Bilim Üniversitesi 2020 yılında Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesi. 4 fakültemiz var, 14 bölümümüz var, bir meslek yüksekokulumuz ve bir enstitümüz var. Kısaca fakültelerimizden ve bölümlerimizden bahsedeyim. Tabii. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İşletme bölümlerinden oluşuyor. Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümleri var. Güzel Sanatlar Tasarım Fakültemizde Film Tasarım ve Yönetim Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü ve Yeni Medya ve İletişim bölümlerimiz var. Ayrıca Hukuk Fakültemiz var. Bu sene bir meslek yüksekokulu açtık. Meslek yüksekokulumuzda da bilgisayar programcılığı, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, bilişim güvenliği teknolojisi, e-ticaret ve pazarlama ve İHA teknolojileri ve operatörlüğü bölümleri var. Tabii üniversitemiz şu anda Ankara'nın çok da merkezi bir yerinde, Maltepe'de, Kızılay'a, Sıhhiye'ye 800-900 metre, Anıtkabir'e 1 kilometre kadar hemen önümüzde Demirtepe, Ankara durağı var. Ulaşımı çok kolay bir yerde. Tüm dersliklerimiz, laboratuvarlarımız, spor alanlarımız, kütüphanemiz burada. Öğrencilerimiz üniversitemizde çok verimli ve iyi vakit geçiriyorlar diyebilirim. Hocam artık eğitimin, ezbere dayalı eğitimin geride kaldığı ve daha aktif, daha proje tabanlı eğitimin öne çıktığı bir dönemdeyiz. Üniversitenizdeki eğitim modeli nasıl işliyor? Öğrencileri ne bekliyor bu konuda? Tabii biz nitelikli eğitimi çok önemsiyoruz. Özellikle bu topraklara ve bu coğrafyaya faydalı insan yetiştirmeyi istiyoruz üniversite olarak. Nitelikli eğitim demişken kendi alanında iyi bir eğitim almış olmak çok önemli artık bireyler için. Kendi alanındaki bilgiyi edinmek, becerilerini geliştirmek, yenilikleri bilebilmek, uygulama yapmak, gelişmeleri takip edecek olabilmek çok önemli. Biz de bunları çok önemsiyoruz. Diğer taraftan yabancı dil bilmek önemli. Bu dili eğitim gördüğü alanda iyi kullanmak önemli. Her bilim alanının bir kendi jargonu var. Bu jargona hakim olmak hem Türkçe'de hem İngilizce'de çok önemli. Bunu gene önemsiyoruz biz. Sadece kendi alanıyla ilgili değil, diğer alanlarda da bilgi sahibi olmak gene bizim önemsediğimiz şeylerden bir tanesi. Tam da bahsettiğiniz gibi sektörle iç içe olmak çok önemli. Biz tabii üniversitelerde teoriyi veriyoruz aynı zamanda biz üniversitemizde pratikle yaptırmak üzere bir model geliştirdik, program geliştirdik. Tabii bir iş yerinde teorik bilgiyi deneyimleyen öğrencilerin ayaklarının yere daha sağlam bastığını düşünüyoruz açıkçası. Kendini geliştirme potansiyelini görmek öğrenciler için çok önemli. Her bireyin bir ya da birden fazla yeteneği var, ben buna inanıyorum. Bunu keşfetmek çok önemli. Öğrencilerimizin biz kendilerini tanımalarını istiyoruz özellikle. Hocam, bunlardan bahsedebilirim. Özellikle pratik yaptırmak üzere bir model geliştirdik dediniz. Biraz daha açabilir miyiz onu? Nasıl bir eğitim sistemi? Tabii. Yani bir kişinin dünyayı anlaması, işinde uzman olması, mezun olmadan deneyim kazanması çok önemli. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz açıkçası. Bunun için de 7+1 modelini biz kendimize bir model olarak aldık. Yani öğrencilerimiz bizim 7 dönem eğitim görürler. Sonraki en son dönemde, 8. dönemde alanda bir yerde staj yapmak zorunlulukları var. Bu stajı yaparken de aynı zamanda sektöre katkı sağlayabilecekleri de bir proje geliştirmelerini istiyoruz öğrencilerimizin. Dolayısıyla teoriyi pratikle birleştirecekleri bir model bu. Öğrenciler
Kendi programlarında bir genel bilgi alıyorlar. Genel bilginin yanında o program içerisinde alt alanlardan birinde gene daha detaylı bilgi sahibi de oluyorlar. Bunun yanında bir de disiplinler arası yaklaşım çok önemli. Biz bunu da önemsiyoruz. Öğrencilerin çift ana dal ya da yan dal yapabilmeleri konusunda da teşvik ediyoruz özellikle. Tabii onlara da bırakmıyoruz yani çift ana dal yapmayabilir ya da yan dal yapmayabilir. Her programda öğrencilerimizin zorunlu olarak almak durumunda oldukları bölüm dışı dersleri var. Yani şöyle söyleyebilirim. Şimdi günümüzde artık yapay zeka diye bir şeyden bahsediyoruz. Yapay zeka bilgisayar mühendislerinin kodladığı bir şey ama eğer biz insanı modellemek istiyorsak psikolojiden bağımsız bir yapay zeka düşünemeyiz. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliğindeki öğrenciler psikolojiden ders almalılar ki ya da o disiplini birazcık öğrenmeliler ki bunu yansıtabilsinler programlarına. Ya da bilişim çok önemli gene günümüzde. Bilişimle ilgili hukuki konular ön plana çıkıyor. O zaman bilişimcilerin hukuk alması ya da hukuk fakültesindeki öğrencilerin bilişime yönelik dersler alması gene önemli. Biz bunu da önemsiyoruz. Mütercim tercümanlık bölümümüz var. Burada tıp çevirisi var, hukuk çevirisi var. Dolayısıyla bu disiplinler arasılık çok önemli. Biz bunların tamamını öğrencilere vermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan genel bilgi birikimlerini arttırmak için bizim öğrencilerimizin almak zorunda oldukları zihni mülkiyet dersleri var. Bu dersler içerisinde örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile İşlerinden sorumlu daire başkanımız derse geliyor. Kültür Bakanlığından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcımız derse geliyor. Profesör Doktor Rengim Gökmen İnsan ve Müzik ve İnsan diye çok güzel bir ders anlatıyor çocuklara. Dolayısıyla bu genel bilgi birikimlerini de arttırmaya gayret ediyoruz. Ankara'nın üniversitesiyiz. Adımız da Ankara var. Ankara diye bir dersimiz var bizim. Yine bunu da öğrencilerimiz takip ediyorlar. Ankara dersinde bizim Ankara Valimiz geldi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi, Ankara Milletvekilimiz geldi, eski meclis başkanlarımızdan Cemil Çiçek Bey geldi, ATO Başkanımız derse geldi. Kendi bilgi birikimlerini öğrencilerle paylaşıyorlar. Diğer taraftan bir de işin uluslararası boyutu var. Erasmus anlaşmalarımız, biz hani böyle genç bir üniversiteyiz, 3 senelik ama 13 tane ülke ve 60'ın üzerinde üniversiteyle Erasmus anlaşmalarını da gerçekleştirdik. Bu da öğrencileri sadece teorik bilginin dışarı çıkartan bir şey. Çünkü yurt dışına gitmek bir insanın bilgi, görgü ve göreneğini değiştiriyor mutlaka. Dil öğrenimine çok büyük katkısı oluyor. Böyle bir İngiltere ile çift diploma yapabileceğimiz bir program geliştirmeye çalışıyoruz. Bir de birkaç üniversiteyle işbirliği anlaşmalarımız var. Onu da önemsiyoruz. Projelerden bahsettiniz. Onu da söyleyeyim. Hani biz öğrencilerimizin projelerde yer almasını özellikle önemsiyoruz. Öğretim üyelerinin yürüttüğü projelerde öğrencilerimiz yer alsın. Kendini geliştirme fırsatı bulsunlar. Bunu çok önemsiyoruz. Bizim bilgisayar mühendisliğindeki, bilgisayar yazılım mühendisliğindeki öğrencilerimizin böyle birazcık ön plana çıktığı bir projeleri var. Burada Simpat Digibox diye bir öğrenci şirketi kurdurduk biz öğrencilerimize. Derdimiz tabii orada şirket kursunlar, oyun yazsınlar ve bunu satsınlar değil de bu yolculuğun içerisinde yer alsınlar. Çok önemli bir motivasyon sağladı açıkçası. Bu öğrencilerimizden 11 kadar öğrenci var orada. 3 yurt dışında tam zamanlı daha biz mezun vermedik. Yani en yukarıdaki öğrencilerimiz 4. sınıfa geçti. 3 yurt dışında, 3'ü de yurt içinde tam zamanlı iş buldu. Bu da çok önemli bir şey. Diğer taraftan hocalarımızla ulaşmak da kolay. Öğrencilerimizin üniversite içerisinde etkinliklerde yer alması da onları ders dışında oldukça geliştiriyor diyebilirim. Peki hocam, ismimizin içinde Ankara var, o yüzden Ankara ile ilgili dersimiz var dediniz. Peki isminin içinde bilim kelimesi geçen bir üniversite bu kelimenin hakkını verebiliyor mu? Ne gibi bilimsel çalışmalar yürütülüyor hocam? Tabii, özellikle biz öğrencilerimizin farklı etkinliklerde yer almasını, o bilimsel etkinliklerde yer almasını istiyoruz. Biz geçen sene 3 tane kongre yaptık üniversitemizin içerisinde. Ayrıca verimlilik ve teknoloji fuarı gerçekleştiriyoruz biz her sene. Bahsettiğim gibi Verimlilik Vakfı'nın bir üniversitesiyiz. Dolayısıyla bu 5.'sini yaptık geçtiğimiz Şubat ayında. 2 yıldır da üniversite olarak yapıyoruz biz bunu. Verimliliği de önemsiyoruz. Bunu teknolojiyle birleştirmeyi de önemsiyoruz. Dolayısıyla bilimsel çalışmaların yapılması ve öğrencilerin bunun içerisinde yer alması bizim önemsediğimiz şeylerden ikisi. Bu fuarda özellikle çok büyük sanayi şirketleri ve savunma sanayi şirketleri de yer alıyor. Küçük startup şirketleri de var. Öğrencilerimiz burada bu şirketlerle tanışmak, onların kendini onlara tanıtmak ve onları tanıma fırsatı buluyorlar.
Aynı zamanda akademik etkinlikler, bu akademik etkinliklerde öğrencilerimizin yer alması da önemli. Bahsettiğim gibi laboratuvarlarımız, hani o bilgisayar, yazılım, bilişim, özellikle elektrik, elektronik, mühendislik fakültesinde ya da mütercim, tercümanlıkta öğrencilerimizin etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri yerler de üniversitemizin içerisinde mümkün, bulabilmek mümkün. Dolayısıyla tam anlamıyla o, hem Ankara'yı hem bilimi birleştiriyoruz diyebilirim. Peki hocam, öğrencilerin eğitimin dışında, normal akademik eğitimin dışında kendilerini geliştirebilecekleri farklı etkinlikler de mevcut mudur? Tabii, özellikle burada kulüplerden bahsetmek belki uygun olur. Öğrencilerimizin biz kulüplerde yer almasını özellikle önemsiyoruz. Hem kulüplerde yer alabilirler, gene bizim biraz genç üniversite olmamızın bir faydası öğrenciler için. Hem kulüplerde yer alabilirler, hem de kendileri isterlerse kulüp kurabilirler. Şu anda bizim 16 tane kulübümüz var öğrencilerimizin yer aldığı. Bu kulüpler üniversitemizin içinde ya da üniversitemizin dışında başka üniversitelerle birlikte etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Yelken Kulübü'nden özellikle bahsedeyim. Üniversitemizin hemen Ankara'da, Gölbaşı'nda, Moga'nın kenarında küçük bir yeri var. Burada Yelken Kulübümüz çalışmalarını yapıyor. 3 senedir de Türkiye'de birincilik ve ikincilik kazanıyorlar girdikleri yarışmalarda. Peki hocam, öğrenciler neden üniversitenizi tercih etmeliler ve bir tavsiye alalım sizden. Tabii. Belki burada biraz üniversite hayatından bahsetmek lazım. Üniversite hayatı mesleğe ilk adım artık. Biz bunu çok önemsiyoruz. Artık lisedeki durum yok. Yani ben sabahtan akşama kadar derse gireyim, 3 tane sınava gireyim, ondan sonra sınavları bitireyim, geçeyim. Tabii ki bunu yapabilirsiniz. Mezun olursunuz üniversiteden de. Ama insanın kendini hayata hazırlaması çok önemli ve üniversitenin burada çok önemli bir yeri var. Üniversitede kendini geliştiren, farklı alanlarda bilgi sahibi olan, okuduğunu alanla ilgili, sektörle ilgili irtibata geçirebilen gençlerin daha hayata hazırlıklı olduğunu biz görüyoruz. Bu nedenle üniversitemize öğrencileri buna hazırlamaya çalışıyoruz açıkçası. Ben de özellikle öğrencilerimize hayatları boyunca, üniversite hayatları boyunca etkin olmalarını tavsiye ediyorum, girişken olmalarını tavsiye ediyorum. Kulüplerde, etkinliklerde yer almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Ben stratejik yönetim dersleri veriyorum. Hem bu dersimde hem başka derslerde öğrencilere hep şunu soruyorum. Diyorum ki 1 sene sonra ne yapıyor olacaksın? 5 sene sonra ne yapıyor olacaksın? 10 sene sonra ne yapıyor olacaksın? Peki 20 sene sonra ne yapıyor olacaksın? Tabii o 10 sene ve 20 sene genellikle böyle bir sessizlik geçiyor sınıfta. Öğrencilerin bunu hayal etmesi bile çok önemli. 10 sene sonra ne yapıyor olacaksanız bugün onun adımını atmak sizi 10 sene sonra oraya getirebilir. Bunu sağlamayı ben özellikle öğrencilerimiz için önemsiyorum ve çok istiyorum. Ne bekliyor dediniz? Evet, yeni ve çok ulaşımı kolay bir kampüs. Yani bir ekonomiden bahsediyoruz. Hani sadece mali ekonomiden değil de zamandan da bahsetmek lazım. Zamanın ekonomisinden ya da zaman maliyetinden. Böyle merkezi bir yerde olmak, öğrencilerin kolay erişebiliyor olması zaman maliyetini çok düşüren bir şey. Ders programlarımızı biz hem Türkiye'den hem yurt dışından aynı zamanda da sektörden önemli yerlerle görüşerek, üniversitelerin programlarını inceleyerek geliştirdik. Bu 7 artı 1 müfredatı çok önemli. Anlaşmalı kurumlarda staj yapabilirler. Yani biz TAİ ile, Roketsan'la, Havelsan'la, Tarnet'le, Ankara, Teknopark Ankara'yla, İvedik Organize Sanayi Bölgesi gibi büyük yerlerle anlaşma gerçekleştirdik ve buralarda staj yaptırmak istiyoruz öğrencilerimizi. Yurt dışı Erasmus imkanları da var. İngilizce eğitim önemli ama biz bir de Türkçe kelime testi yapıyoruz örneğin öğrencilerimiz bizim okula geldikleri zaman. 4. senenin sonunda acaba onların Türkçe kelime dağarcıklarına ne eklediklerini de görmek istiyoruz. Yabancı öğrencilerimiz var. Onlarla iletişim imkanı olacak tabii ki öğrencilerimizin. Ayrıca disiplinler arası yaklaşımı önemsediğimizi özellikle söylemek isterim. Peki hocam, katılımınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Beni misafir ettiğiniz için çok sağ olun. Ayrıca küçük bir dipnot da düşeyim. Tercih yapmak isteyen öğrencilerimiz için üniversitemizde bunun danışmanlığını veriyoruz. Ulaşımı çok kolay bir yerdeyiz. Öğrencilerimizi üniversitemize bekleriz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum tercihlerini. Peki hocam, çok teşekkürler. Evet, tercih zamanının bu bölümünde Ankara'ya uzandık. Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cem
Harun Meydan'ı ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Çözüm, tercih zamanını sundu.